Herkese merhaba, ben Gizem. Bugün sizlere çalışmadığım bir hafta sonu günü nelerle uğraşıyorum, neler yiyorum onu göstermek istedim. Son bir senedir sanırım hafta içi her gün aynı saatlerde kalkmaya çalıştığım için hafta sonu sabahları da eskisi gibi uzun uyuyamıyorum. Eskiden hafta içi saat kaçta kalkarsam kalkayım hafta sonları bazen 12'ye 1'e kadar bile uyuduğum oluyordu. Neyse şimdi öyle değil. Hafta içi ne zaman kalkıyorsam hafta sonunda yaklaşık o saatlerde uyanıyorum. Bugün de öyle oldu. Sabah saat 7 gibi kalktım ve her zamanki gibi bitkilerime göz atarak başladım güne. Güne böyle başlamak beni gerçekten hem çok mutlu ediyor hem de sakinleştiriyor. Bitkilerimin çoğunun bugün sulanmaya ihtiyacı olduğunu fark edince ihtiyacı olanları sulamaya koyuluyorum. Bunu yaparken de yapraklarını da kontrol ediyorum. İşte her şey yolunda mı veya yeni çıkan yeni yaprakları var mı diye. Biz hafta sonları genelde eşimle birlikte kahvaltı yapıyoruz. Ama ben ondan birazcık erken kalktığım için kahvaltı öncesi birazcık karpuz yiyorum. Sonra ise aslında hafta içleri yoğunluktan biraz boşladığım bir şeyi yapıyorum ve şükran defterimle birazcık vakit geçirmeye karar veriyorum. Bu deftere fırsatım veya ihtiyacım oldukça, mesela çok stresli bir gün beni bekliyorsa, o gün için şükrettiğim 3 şeyi yazıyorum. Bazı günler mesela bugün gibi vaktim bolsa önceden yazdığım maddeleri de okumayı seviyorum. Bu da aslında güne çok daha pozitif başlamamı sağlıyor. Keşke her gün yapsam aslında. Bunu bitirdikten sonra ise birazcık kitap okuyorum. Aslında şu anda başka bir kitap okuyorum ben ama eşim bu şu an okuyacağım kitaptaki bir bölümün özellikle benim ilgimi çekebileceğini söylemişti. Ben de o yüzden o bölümü okumaya karar verdim. Neyse bu bölümü bitirdikten sonra ise dünkü akşam yemeğinden kalan bulaşıkları yıkıyorum. Bulaşık yıkarken ya da mutfakta herhangi bir işle uğraşırken de genelde podcast dinlemeyi çok seviyorum. Burada Hidden Brain adlı çok sevdiğim bir podcast'in New York'taki bir hastanede kullanılan bir öğrenme tekniği hakkındaki bölümünü dinliyordum. Bulaşıklar bitince ise kahvaltı için malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Bugün kahvaltıda vegan sucuklu menemen yapacağım. Bunun için önce büyük bir kırmızı biberi küp küp doğruyorum. Sonra çeyrek bir kırmızı soğanı da ince dilimliyorum. Sonra biraz çeri domatesi minik doğruyorum. Son olarak da tofumu hazırlıyorum. Hazırlıyorum derken çok kolay. Suyunu iyice süzdükten sonra bir çatal yardımıyla parçalıyorum. Sonra bir tavada biraz zeytinyağını ısıtıyorum. Üzerine doğradığım kırmızı soğanı ve kırmızı biberi ekliyorum ve bunlar biraz pişene kadar pişiriyorum. Ondan sonra önceden bolca hazırlayıp doğrayıp dondurduğum sucuğumu tavanın ortasına ekliyorum. Bu arada bu sucuğun tarifini de köşedeki linkten bulabilirsiniz. Alttaki kutucuğa da koyarım. Sucukların iki tarafı da kızarana kadar pişiriyorum. Sonra tüm bu malzemeleri tavanın bir tarafında toplayıp öbür tarafına tofumu ekliyorum. Üzerine de renk versin diye birazcık zerdeçal ekliyorum. Sonra domateslerimi de tavaya alıyorum. Birazcık pişirdikten sonra üzerine istediğim baharatları ekliyorum. Bugün sadece karabiber ve tuz eklemeyi tercih ettim. Çünkü zaten sucuğun baharatı tat vermeye yetiyor bence. Ama mesela sucuk kullanmıyorsam çok daha fazla değişik baharatlar eklemeyi seviyorum. Eşim kalkınca da kızarmış ekmekle birlikte afiyetle yiyoruz. Kahvaltıdan sonra şehir kütüphanesine gidiyoruz. Eşim kendine kütüphane kartı çıkarttırmak istiyordu. Benim de zaten vardı kütüphane kartım ama süresi bitmişti. Onu yeniletmem gerekiyordu. Onları hallediyoruz. Bu arada genelde kütüphaneden fiziksel kitaplar almıyorum çünkü eve çok yakın bir kütüphane değil, arabayla gitmemiz gerekiyor. Ama ücretsiz e-kitap alabiliyorsunuz. Ben de onları telefonuma yükleyip oradan okuyorum, çok iyi oluyor. Mesela şu anda Chimamanda Ngozi Adichie'nin Americanah adlı romanını okuyorum ücretsiz olarak. Ve normalde bu özellikle popüler e-kitapların en az $10 olduğunu düşünürsek çok iyi oluyor. Kütüphaneden çıktıktan sonra ise markete uğruyoruz ve haftalık market alışverişimizi yapıyoruz. Bugün öğle yemeği için salata ve yanında da dünkü akşam yemeğimizden kalma soslu makarna yiyeceğim. Salatam için bolca karışık yeşilliği bir kaseye alıp üzerine birazcık doğradığım domatesi, zeytini, cevizi ve balzamik sosumu ekliyorum. Yanında da bezelye ve vegan köfteli domates soslu makarnadan birazcık ısıtıp yiyorum. Sonra ise birazcık ukulele çalışmaya karar veriyorum. Ben ukulele çalmayı kendi kendime internetten öğrendim. Eğer Türkçe şarkılar öğreniyorsam Türk Ukulele kanalını çok seviyorum. Bugün de oradan uzun süredir öğrenmek istediğim bir şarkı olan Mazhar Alanso'nun Ah Bu Ben adlı şarkısını öğreneceğim. Bunu yaparken de size nasıl yaptığımı göstereyim dedim. Öncelikle ben sadece videoyu izleyerek öğrenmenin çok da yeterli olmadığını düşünüyorum. Aktif olarak öğrenmek daha kolay geliyor bana, daha kalıcı oluyor en azından. Bu yüzden videoyu izlerken notlar alıyorum. Benim bir ukulele defterim var, onun içine notlar alıyorum. Mesela şarkıdaki tüm akorları defterimin tepesine yazıp resimlerini çiziyorum ki şarkıyı bir daha çaldığımda videoyu açmam gerekmesin, direkt defterden bu akorları bulabileyim diye. Sonra şarkının sözlerini dizelerin arasında bolca yer bırakacak şekilde yazıyorum ve her sözün akorunu da videoda açıklandığı anda üzerine yazıyorum. Sonra ise videoyu başa sarıp video ile birlikte hem akorları hem de ritmi öğrenmeye çalışıyorum. Tabii bunu yaparken sürekli videoyu durdurup bazen geri sarmam gerekiyor. Videodan öğreneceklerim bittikten sonra ise genelde sadece defterimi kullanarak pratik yapıyorum. Öğleden sonra ise canım kahve çektiği için buzlu kahvemi hazırlıyorum. Aslında ben bunu sabah demlemiştim zaten, normal bildiğimiz filtre kahve. Ama sabah canım çekmemişti, o yüzden ben de bir bardağı alıp buzdolabına atmıştım. İçine azıcık badem sütü atınca yanında da birkaç tane kakaolu enerji topuyla birlikte çok güzel oluyor. Keyifle içiyorum. Sonra bütün gün biraz kapalı olan havanın biraz açtığını görünce canım dışarı çıkmak istiyor ve spora gitmeye karar veriyorum. Ve spor yaparken de telefonumdan YouTube videoları izliyorum. Bu beni daha motive ediyor. İzlemek istediğim YouTube videolarını sadece sporda izleme hakkını veriyorum kendime. Akşama doğru eve gelip duşumu da aldıktan sonra Amazon'dan yeni aldığım duvar saksılarımla ilgilenmeye karar veriyorum biraz. Evimiz kiralık olduğu için duvarı delmemeye çalışıyoruz. O yüzden de 3-4 kiloya kadar ağırlık kaldırabilen bu yapışkanlı kancaları kullanıyorum ben. Ama bunların içlerini doldurmak için yeni bitkiler almak istemiyordum. Zaten de potos sarmaşığımı birazcık budamam gerekiyordu. O yüzden ondan birkaç tane dal alıp onları çoğaltacağım. Bunu yapmak için sadece sarmaşığı dalında en azından 5-6 tane yaprağı bırakacak şekilde temiz bir makasla kesmeniz gerekiyor. Eğer sizinkinin de gövdesinde bu yumrulardan varsa tam onların birazcık altından kesmeniz kökün büyümesini aşırı kolaylaştıracak. Çünkü bunlar zaten kök ya da en azından kök başlangıcı. Bu dalları ben suda köklendireceğim için en alttaki yaprağını kesiyorum ki suyun içine koyduğumda o yaprak çürümesin diye. Sonra bu iş için birkaç aydır biriktirdiğim cam baharat kapları vardı. Onların etiketlerini falan önceden çıkarmıştım. Dalları da bu kaplara yerleştirip içlerini suyla dolduruyorum. Sonra yapmanız gereken tek şey güneş alan bir pencerenin önüne yerleştirip kök salmasını beklemek. Benim mesela birkaç ay önce denemek için yaptığım dal bu hale geldi. Artık bunu dikmem gerekiyor zaten. Evet, sonra ise akşam yemeği hazırlığına geçiyorum. Bu hafta yapacağımız tarifi bu kitaptan buldum. Ama ben malzemeleri hafta boyunca bolca yiyebilelim diye 3'e katladım. Tarifin orijinal halinin Türkçesini de aşağıya bırakırım. Eğer siz de denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Bu yemek böyle bol patatesli, soğanlı, havuçlu, bezelyeli, nohutlu, baharatlı, çok güzel, çok doyurucu bir Etiyopya yemeğiydi. Biz yanında esmer pilavla yemeği tercih ettik. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasıl? Çok güzel. Biraz acı. Yiyebiliyor musun? Hı? Yiyebiliyor musun? Evet, yiyorum. Afiyet olsun. Sen yiyebilirim. Bakalım, göreceğiz. Evet, günümüzü bitirmeden önce de neredeyse her gün yaptığımız gibi eşimle birlikte biraz dizi izlemeye koyuluyoruz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl Ezel? İyi. Seviyor musun? Evet. Neden? Bilmem. Çok iyi.